Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde Tonguç senle beraber füze yapacağız. Nasıl yani hocam? Aynen, roket yapacağız ve roket de uzaya göndereceğiz inşallah. Beni diyoruz, gönderecek misiniz uzaya? İnşallah seni bir şekilde göndermeye çalışacağız. Uzaya giden ilk canlı benim arkadaşım hocam. Evet, o kimdi? O neydi? Bir maymundu hocam uzaya. Evet, tebrik ederim. Tonguç evlen. Bugünkü deneyimizde aslında çok güzel şeyler yaptık. Bir tane pet şişe aldık, içine su koyduk yarım. Ondan sonra bunların aynı roketin ayakları gibi böyle bir kartondan parça kesik, onu boyadık yani böyle güzel gözüksün diye. Şekil yapmışsınız hocam. Ondan sonra aynı zamanda bir tıpamız var bugünkü deneyimizde kullanacağımız. Aynı zamanda bir çift taraflı bantımız var ve aynı zamanda füzemizin ucunu oluşturmak için senin şapkanı kullanıyorum Tonguç. Rica ederim hocam. Bilime evet. Katkım olduysa ne mutlu bana. Evet, tebrik ederim. Senin şapkanı, parti şapkanı kullanıyorum. Aynı zamanda da ayaklı pompa kullanıyoruz Tonguç. Bu da hava basıncı sağlayacak. Bu hava basıncı zaten oradaki suyun fışkırma kuvvetiyle yukarı doğru çıkacak bu. Bunun deneyini açık alanda yapacağız ama öncelikle ilk başta malzeme nasıl hazırlıyoruz ona bakalım seninle beraber. Tabii ki biz ne yaptık? İlk başta Tonguç Eren Bey bunu daha önceden hazırladık. Onu da vermek istiyorum. Burada hazır varmış. Arkadaşlarım hazırını lütfen versinler. Arkadaşlar aslında bunu hazırlamıştık. Nasıl hazırladık biliyor musun Tonguç'um? Bu kanatları aslında buraya bu çift taraflı bant sayesinde bantladık ve yapıştırdık. Aslında şu anda hazırı var elimizde. Bu roketimizin platformunu oluşturuyor. Yani NASA falan gönderiyor ya Tonguç. Evet hocam. Biz bunları hazırladık. Tamam, o zaman bunlara ihtiyacımız yok. TürkSat uydusu hazır. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Bunu çalıştırırken tabii birazcık yampirik yumpuruk oldu. Çünkü bayağı uzun uğraşlar sonucunda. İlk sefer öyle olur hocam. Şimdi Tonguç'um tıpamız var. Bu tıpamızın bir kere roketimizin kapağı burası. Roketimizin kapağını böyle kapatacağız Tonguç evladım benim. Belki sen de görüyorsun. Hocam gerçekten şimdi. Füze gibi evet, oldu ya. Roketimizin kapağını bu şekilde bak gerçekten füzeye benziyor görüyor musun? Böyle bu yukarı doğru çıkınca bu aşağıda da bak dikkat et kapağı var. Bu şişenin kapağını buraya ters çevirdik ki Tonguç Eren Bey. Bu şişenin kapağından fırlayan suyun itme gücü sayesinde şşt diye yukarı doğru böyle mesela fırlayacak Tonguç. Hocam en heyecanlı deney bu olacak evet, bence. Şimdi senle evet gerçekten heyecanlı bir deney. İlk başta ayaklı hava pompamızın ucundaki iğneyi alıyoruz. Ucundaki iğneyi Tonguç Eren Bey'im tıpamızın bak buradan hatta sana göstermek istiyorum böyle mantar yakın, tıpası. Aynen yakından göstereyim sana. Tıpamızın Tonguç Eren Bey'im böyle arkasından bu şekilde batırıyoruz mantar tıpamızın. Ondan sonra bu pompanın içine kadar bak bu şekilde geçmesi gerekiyor. Evet. Bu geçtiği zaman aslında içeriye ben hava gönderebileceğim. Sonrasında Tonguç Eren Bey'im bunu şimdi ben bak bunun kapağını açıyorum. Hatta şöyle göstereyim sana. Bunu normalde takmadan yapmamız gerekiyor. Bunu böyle bunun içine tıpalamam gerekiyor. Hatta şöyle de sana deneyimizde gerçekten hani ne yaptığımızı gösteriyorum şimdi. Kapağını açıyorum Tonguç. Aman dikkatli olmamız gerekiyor. Laboratuvarda yoksa... heyecanlar evet, var. Evet gerçekten de laboratuvar. Evet. Şimdi sonrasında Tonguç Eren ayaklı pompamızdan önce ilk başta tıpayı çok iyi bir şekilde içine yerleştirmem gerekiyor ki su falan fışkırmasın dışarıya doğru ilk başta. Sadece ve sadece içeriye ben hava gönderebileyim. Bu tıpayı iyice sıkıca yerleştirdiğim zaman aslında hava basıncının kuvvetini hissedeceğim ve bu sayede aslında fırlayacak. Tabii bunu dışarı bak hemen su dökülmeye başladı. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu tıpanın hemen şurasını gerçekten fixlememiz gerekiyor. Benzini azaldı hocam füzenin. Hop bunu da tamam fixledik artık. Şimdi Tonguç Eren Bey'im yapacağımız şey aslında bunun dışarıda açık alanda şu ayaklı pompamızı da açıp hatta şöyle göstermek istiyorum sana. Bu ayaklı pompamıza böyle baskı yaparaktan aslında hocam basmayın patlar. Aslında mekanizmayı hemen anlatmak istiyorum sana. Çok basit mekanizma var. Bu içerideki hava basıncını sen arttırdıkça hava basıncı bir şekilde şişiyor basınç öyle bir hale geliyor ki buradaki tıpa Tonguç evladım benim artık buna dayanamaz hale geliyor. Dayanamaz hale geldikten sonra tıpayı da iten su sayesinde su aşağı doğru fışkıraraktan bunun yukarıya doğru kalkmasına yol açıyor Tonguç Eren'im. Hatta göstermek istiyorum sana şöyle. Hocam füze zannettiğimiz şey bu muymuş hocam? Evet. Biz de gidermişiz aslında, Amerika gibi. Aslında füzeler de öyle. NASA da aynı şekilde çalışıyor. NASA ne yapıyor biliyor musun? Bu ayaklı pompa kullanacağına çünkü basit bir şey onlar için jet yakıtı koyuyorlar Tonguç Eren Bey'im. Bu jet yakıtı yandığı zaman ne olur evladım? Patlar. Ya, patladığı zaman gaz açıyor. Aynı egzoz gazı gibi. Bu gaz açığa çıktığı zaman o gaz içeriden dışarıya doğru fışkırmak için aslında füzeyi yukarı doğru itiyor ve roketimiz de bu şekilde yukarı doğru çıkmış oluyor. Hocam, İşte bu şekilde senle beraber bunu bastırdığımız zaman hocam hayır. Abi, evet gerçekten görebiliyor musun? Bak işte burada bak havayı böyle arttıracağım. Havayı böyle arttıracağım. Basınç artıyor. Basınç arttıkça suyun fışkırma olasılığı yüksek. O yüzden bu deneyin geriye kalan aşamalarını açık alanda bırakıyorum ve seninle açık alanda görüşmek üzere. Hadi bakalım öyle. Görüşürüz hocam.
Evet Tonguç, senle beraber mükemmel bir açık havaya geldik ve şimdi... Hocam açık havadayız. Aynen, şimdi ne yapacağız evladım? Senle beraber bu roketi fırlatacağız. Bu roketi fırlatırken Ahmet, öğrencimiz Ahmet bize yardımcı olacak. Ahmet'i çünkü... uzaya mı yolluyoruz evladım, hocam? Evladım hayır, bize bir şey olmasın diye Ahmet'i gönderdik oraya. Ahmet hadi bakalım. Şimdi, ama şunu unutma Tonguç, bunu asla ve asla tek başına yapmayasın. Çünkü Allah neden korusun hocam? Bir şey olabilir. O yüzden zaten biz Ahmet'i gönderdik Tonguç, evet görüyorsun. Yani yanında mutlaka bir büyük olması gerekiyor bu deneyi yaparken. Çünkü bir tarafa gider, ondan sonra etrafta birisi olur, bir kuşu vurursun, Allah korusun falan filan. Dikkat edelim o yüzden diyoruz. Tamamdır hocam. Ahmet, biz Ahmet diyoruz. Şuradaki pompaya basalım evladım seninle beraber. Ahmet daha hızlı. Evet, roketimiz şu anda içindeki hava basıncını arttırıyoruz. Ahmet bastıkça pompaya... Ahmet dikkatli ol. Evet, dikkatli ol diyoruz ve hava basıncı artıyor, artıyor, artıyor. Birazcık daha sabredelim. Evet, evet. Şimdi evet işte oldu. Uçtu işte, hocam. Evet uçtu. Roketimizi uzaya gönderdik. Resmen size, gökyüzüne tabii çok hocam. Fazla gidemedi. Onu da şey yapmamak lazım. Yani ama şey yine de uçurduk. Yine de ilk adımı atmış olduk Tonguç. Uzaya ilk uçan Türkiye, Türkiye tarihi, aynen Türkiye tarihine geçtik bu şekilde. Ve sonunda da Tonguç Eren Bey'im senle hava basıncından dolayı ne yapmış olduk aslında? Hava basıncından dolayı orayın yükselmesini. Yani Ahmet roketin, de fena tırstı. Aynen Ahmet gerçekten korktu. O zaman bir sonraki deneyimize görüşmek üzere. Hadi bakalım biraz.